Merhaba, selam. Galiba şimdi oldu. Arkadaşlar çok güzel desteklemişsiniz beni ya. Allah razı olsun. Hepinizden Allah binlerce kere razı olsun. Gerçekten çok mutlu ettiniz beni. Sağ olun. Sağ olun. Haklı ham, haklı. Bunca teyzem ya. Saç sakalı kesmedi bir kıvır kıvır oldu her yerim. Saça hale bakar mısınız? Kesmem. O zaman yargıyı dağıtalım aynı. Yargı artık sizde. Artık. Aslında ne sizde? Hiçbir şekilde. Yargı çekici kimde? Yargı çekici burada. Burada. Burada birazcık dinleniyor. Zamanını bekliyor. Zamanını bekliyor. Teşekkür ederim. Yani. Teşekkür ederim. Allah razı olsun hepinizden. Kim şampiyon olsun istiyorsun? Arkadaşlar bizim zaten benim Survivor görüşümü büyük ihtimalle her biriniz artık bence izlemişsinizdir diye düşünüyorum. Her zaman hak eden kazansın dedim. Her zaman. Her zaman da bunun taraftarıydım. Ama tabii ki İsmail abiyle olan kader ortaklığımız hiçbir zaman hiçbir şekilde bitmedi. Bitmeyecekti. Ben şanssız bir potada eğlendiğimi düşünüyorum ama aslında size şunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki inanılmaz oy almışım. Yani öyle böyle değil. Yani bunu duyduğumda hatta böyle miktarını duyduğumda inanamadım. İnanamadım. Annemle konuştuğumda oy atamıyoruz biz, oy atmayı bilmiyoruz diye böyle bir kamberim var. Hepinizden Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Yani beni gerçekten çok fazla onay ettiniz ama ben buna layık oldum mu, olamadım mı, o dokunulmazlığı bağlıyorum sürekli. Bunu da düşünce de böyle zaman geçmek bilmiyor. Gönül isterdi ki gerçekten o dokunulmazlığı alıp ah dokunulmazlığın sonucunu alsaydım. Ah bir izleseydiniz, ah bir izleseydiniz. Bana aslında şuna da sinirleniyorum birazcık. Survivor'da, seremonide hatta hani böyle röportajda falan olsa eyvallah diyeceğim. Hani bir şekilde bunun cevabını vermedim. O yüzden bilmiyorlar. Seremonide yaptığım konuşmalar, kimi söyleyeceğimi söylüyorum ama hala bana bunun kazansaydı kimi söyleyecekti acaba diye böyle sorular geliyor. Zaten kimi söyleyeceğimi söyledim size. Ben kendi oyuma da güveniyordum. Aleyna'nın oyuna da güveniyordum. Hiçbir şekilde Dora'ya söyleyeyim de şöyle böyle olsun falan gibisinden bir yola da girmeyecektim. Ben size arkanıza yaslanın ve beni izleyin demiştim. Alsaydım içimde neler kaldı. Ah. Ben bence performansımı iyi yansıttığımı düşünüyorum. Sporcu değilim. Sadece Survivor'ı gerçekten çok seviyordum. Çok seviyorum. Kader bizi Survivor'la bir araya getirdi diye de gerçekten çok mutluyum. Her sene Allah biliyor için benim. Survivor'ın tanıtımı çıktığında içimin nasıl gittiğini Allah biliyor. Annemlere bile söyleyemiyordum. Ne kadar istediğimi aslında kimseye söyleyemiyordum ama yani şükürler olsun ki yani adım resmen Survivor bana yani bir şekilde nasip oldu. İnanılmaz bir duyguydu. Yani bunu bu kadar isteyip de yani düşünce gücüyle resmen kendimi oraya davet ettirdiğim gibi bir şey yani. Çok çok güzeldi. Burada olmaktan gerçekten çok mutluyum. Tabii ki son dördü görmek çok isterdim. Hatta şampiyonluğu gerçekten çok isterdim. Bunu da bir nebze hakikliğimi düşünüyorum aslında. Eğlendik ama beraber ya. Arap gecesinde falan. Eğlendiniz mi? Arap gecesinde eğlendiniz mi? Bana onu söyleyin. Şu hareketlerde eğlendiniz mi? Ben çok eğlenmiştim ya. O görüntüler falan efsane değil mi? Kendi kendime konuşuyormuş gibi hissediyorum. İlk defa dışarıdan izlediğinde ne hissettin? Ben gerçekten size üzüntümü de, güldüğüm halimi de,
her şeyimi size gerçekten %100 Batuhan olarak vermişim. Bunun için de gerçekten çok mutluyum. İlk halime ve son halime baktığımda inanılmaz zayıflamışım. Tam 13 kilo mu ne vermiştim? Tatile çıkmıştık ama yani o biraz şeydi. 13 kilo mu ne vermiştim zaten? İnanılmaz bir şeydi. Bir ara 6 hafta inanılmaz bir açlık dönemine girdik. Hiç market kazanamıyorduk. Ne erzağımız vardı ne başka bir şeyimiz vardı. O dönem gerçekten açlık çektik ve çok zayıflamıştık. Ama o dönemler de geçti. Krize girdik. Bir sağa bir sola. Arap gecesi benim izlemesi en keyifli videolarımdan bir tanesi ya. Arap gecesinde jöle bağlantımı verin bana. Yasin abi Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Olsun hakkımızda hayırlısı olsun dedik. Öyle oldu. Survivor'a katılacaklara ne önerirsin? Güzel bir soru ya. Ali Eni Oya Tarak oyumuzu böldük. Yani arkadaşlar olsun yapacak bir şey yok artık bu saatten sonra üzülmeyin. Hiç kimsenin üzülmesini istemiyorum. Yani zaten konseyden çıkarken konuşmamda da zaten aslında önce annem üzülmesin diye söyledim. Sonra bütün aileme geçmiş olsun diledim yani size. Ama yani yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Özür dilerim. Ah o dokunulmazlığı alsaydım. Ah. Özür dilerim hepinize. Çok üzgünüm. Düşününce böyle dalıp gidiyorum işte. Öyle dalmamam lazım. Benim sürekli bir şeylerle ilgileniyor olmam lazım. Yoksa burada kafayı yiyeceğim ben bu odanın içinde. Evet bu güzelmiş. Fragmanlarda hep senin röportajların çıkıyordu. Röportajlarda kendimi iyi ifade ettiğimi düşünüyorum. Şu muhabbet de varmış. Aslında buna cevap vermek istiyorum. Böyle röportajlarda söylüyor. Ondan sonra insanların yüzüne söylemiyor. Buraya katılan yarışmacıların özellikle bunu söylemesi beni gerçekten birazcık böyle sinirlendirdi demek istemiyorum ama birazcık da sinirlendirdi. Çünkü Survivor'a katılıyorsan Survivor'ın sistemini biliyor olman gerekiyor. Survivor'da oyunlar 10'a 9 da bitebiliyor ama yayın süresi aynı. 10'a 1 de bitebiliyor. 10'a 1 bittiği olaydan sonra hala böyle konuşuyor mu? Acaba farklı yerde alınmış aynı soruya mı cevap veriyorum acaba? Bunu düşünmek lazım. Ya da birazcık bu konu hakkında aslında nasıl bu kadar şey oldu anlamadım. Çünkü ben bir şekilde bir insanlarla polemiğe girdikten sonra sizin benim konseyde hiç konuşmaktan çekindiğimi falan şahit oldunuz mu? Ben öyle bir olay yaşadığımı zannetmiyorum. Survivor hayatı Allah'ıma şükürler olsun ki gerçekten ben Batu her bakımdan konseyde de oyunlarda da güzel bir şekilde yansıttığımı düşünüyorum. Ben mutluyum ya. Konseydeki konuşmalarımdan da çok mutluyum. Güzel olmuş. Allah razı olsun. Çok zor dönemlerden geçtik. Bakın ben size şöyle anlatayım kendimi. Şimdi mavi takımla kırmızı takım arasındaki farkı anlatayım ben size. Mavi takımda bilmiyorum yani bunu belki röportajımda da bir kere anlatmıştım ama ne kadarını biliyorsunuz bilmiyorum. Mavi takımda herkes yaşıt olduğu için belirli baskın karakterler işte şu anda zaten 2 kişi 3 kişiler zaten onların hepsi de zaten şu anda o dörtlüde oturuyorlar. Ya da mavinin üçlüsünde oturuyorlar zaten. Ama bizim takımda herkes kendini halka kabul ettirtmiş insanlar. Herkes baskın karakter. Aslında mesela bir fikir orada ortaya atıldığında geliyor ama bizim takımda öyle değil. Bizim takımda herkes kendini kabul ettirdiği için bir şekilde fikir ortaya atıldığında bu fikrin karşıtı olmak da çok olası bir durumdu. Yani bunu hiçbir zaman insanlar ben fikrimden dönmediğim için aslında ben bence sürekli fikrimi beyan eden, konseylerde konuşan insan oldum. Ben hiçbir zaman bunlar daha kalabalık o zaman doğru söylüyorlardı demedim. Ben her zaman beni ikna edebilen etsin dedim. Ya da ben sizi ikna ederim dedim. Bundan da hiç çekinmedim ama bu da bir yerden sonra beni psikolojik anlamda çok yormuştu. Çünkü az mücadele etmedim. Az mücadele etmedim yani. Gerçekten konseylerin bir yerden sonra zor geçmeye başlamıştı. Allah'a şükürler olsun bunu kaldıracak güce ve kafaya sahiptim. Taha yaktın beni Taha. Taha yaktın beni. O da çok komik değil mi arkadaşlar? Ben söylemedim mi konseyde? Allah aşkına dedim ki
Abi dedim, arkadaşım dedim, haberi var mı ucunda araba olduğundan dedim. Böyle doldurmuş ya. Ya Allah aşkına ya. Hiçbir şey bilemedim. İki tane mi? İsmail'le korktuğun gece çok komikti. Abi o gün inanılmazdı. İnanılmazdı. Yani barakada oturuyoruz. Ya oturmuyoruz, yatıyoruz. Gecenin çivi olayını tekrarlar mısın? Abi çok olay var. İnanılmaz. İnanılmaz yani. Çivi olayı nasıl? Cengiz Han'ın lafı değil mi? Konserden elendim. Elendim. O akşam zor geçti. Çok zor geçti. Kendi kendime kalmamaya çalıştım. Düşünmemeye çalıştım ama bir yerden sonra artık hani normal hayatına alışmadığın için dışarıda insan görmek çok garip bir his oldu bir anda. Bir gerçekten benim burada ne işim var gibisinden bir böyle bir o başlıklı bir böyle ufaktan böyle bir çok üzülmüş olabilirim. Çünkü çok alışmışım Survivor'a. Aşırı alışmışım. Beklemediğim bir konsere gittiğim için çok yani onda çok üzülmüştüm. Bir de tam atlattım derken işte o İsmail abinin fragmanını izledim. Benim hakkımda söylediklerini izledim. O zaman da çok etkilendim. Çok etkilendim. Onu orada yalnız bıraktım.